Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz yakın zamanda çok beklediğim canlı bilgisayarımı satın aldık. Detaylarını paylaşacağımı sizlere bildirmiştim. Şimdi o an geldi. Bilgisayarın özelliklerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle ben internet sayfasında tek tek hangi parçaları aldıysam fotoğrafların detaylarını açtım. Size en son aldığım faturayı da göstereceğim. Çünkü ben bilgisayarı kurdum. Hani en mantıklı şu anda düşündüğüm şey bu. Tek tek açtım. Sizlere tek tek göstereceğim. Çok da bilgisayar bilgim olduğu söylenemez. Hani çok anlamıyorum. Sağ olsunlar abimler, abimin arkadaşları yardımcı oldular. O şekilde onlara güvenerek satın aldık. Tüm parçalarımız, bilgisayarın tüm parçaları vatandan toplanıldı. Vatandan aldık. Şimdi önce kasadan başlayalım arkadaşlar. Kasamız X-Matic'in Venom markası. 650 volt. Hani detayını dediğim gibi çok anlamıyorum. Ama görüntüsü bu. Zaten video sonunda fotoğraflarını da koyacağım, faturasını, işte görüntüsünü, nasıl bir görüntü olduğunu göstereceğim. Dıştan görünümü bu. 3 tane fanı var. Arkasında bir tane destekli fanı var. Güzel, görüntüsü güzel. Hoşuma gittiği için bunu aldık. Kasamız bu. Kapatıyorum abi. Bir oyuncunun, yayıncının en önemli parçalarından birisi monitör arkadaşlar. Biz de çok araştırarak, çok önem vererek, özenle, dikkatle aldık. AOC'un 24 inçini seçtik. Saniye başı aktarım 144. Artık hız ne diyorlar, bunun detayını anlamıyorum. Full HD monitör. Fotoğraflarını da şöyle sizlere göstereyim. Şu bu arada şu ne diyeyim, kullanımdaki boşluğu aşağıya da yukarı kendi istediğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yamuk monitör. Hani yamuk dediğim eğimli bir monitör. Monitör çok hoşuma gitti açıkçası. Buna bu fiyatı verdik. Bu civarlarda. Faturada görürsünüz. Biz biraz indirimli aldık. Monitörümüz bu. Bunu da geçiyoruz. Anakartla devam edelim. Anakartımız MSI'ın B450 Gaming Plus. Yine AMD Ryzen markalı. DDR4. Yine çok detayını bilmediğim için hani çok incesine kadar inemiyorum. Çok dibine inemiyorum. Ama bu. Görüntü bu. Fiyat bu. Merak ettiyseniz sizler de girip araştırabilirsiniz. İşlemciye geldik. İşlemcimiz de çok güzel. Üst seviye bir işlemci. AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz, artık ne anlama geliyor yine bilmiyorum. 32 MB. 8 çekirdek abi. 8-16 çekirdek arası. İşlemci bu. Diğer teknik özellikleri de yazıyor zaten. Siz de anlıyorsanız biliyorsunuzdur. Güzel bir işlemci. Hani alırken de adam da dedi güzel bir işlemci diye. Biz de araştırırken hep kötü bir şey duymadık. İşlemcimiz bu. Fiyatı da güzel. Devam edelim. Ekran kartımız arkadaşlar. Yine MSI'ın Radeon RX 5700X Evoque Okun 8 GB GDDR6 256 bit ekran kartımız bu. 2 tane fanı var. Soğutma fanı var. Bu da MSI'ın güzel bir parçası. Devam ediyoruz. RAM ne aldık? RAM 16 GB aldık arkadaşlar. İki parça 8-8. Flare markasını aldık GSK'in. 3200 MHz. Ne anlamına geliyor ne artık. Sizler daha iyi biliyorsunuz. RAM'imiz bu. Bu neymiş? Kingston 500 GB. SSD. Bu hani diğerlerinin yanında fiyatları ufak kaldı bunun ama işimizi görecek şekilde aldık. Hani biz yarı yolda bırakacağını sanmıyorum. Devam edelim. Ne almışız ondan sonra? Bakalım şuna bir. Hard diskimiz 1 TB. Şu 6 GB yazan ne bilmiyorum ama bizim aldığımız 1 TB. Şurada yazıyor zaten. Bunun fiyatı neymiş? 350 TL. Tek fotoğraf koymuşlar buna.
Devam edelim. Evet, güç kaynağı. Aslında ben bu güç kaynağını almayacaktım ama oradaki arkadaşımız beni korkuttu. Elektrik kesintilerinde hani abi dedi bu kadar güzel bilgisayar alıyorsunuz. Bundan kaçmayın dedi. Hani anakart yanar, ekran kartı bir şeyleri yanar dedi yani. O kadar bilgisayar alıyorsunuz, güzel bilgisayar alıyorsunuz. Bundan kaçmayın dedi. Öyle deyince korktum açıkçası birazcık. O yüzden bunu da ekledik listemize. Güzel bir güç kaynağı. İşimizi görecek. Bunu orada korkudan aldık. Kulaklığımız bu şekilde. Aynı rengi falan tam detayı bu yani. Kulaklığımız mikrofonu bir kulaklık. Rampe için 231 TL. Cızırtı yapmıyor. Ses kullanımı da gayet iyi. Uzun süre kulağınızda kalıyor. Hiç canınızı acıtmıyor. Hani bazı kulaklıklar vardır. Kulağınızı acıtır ya belli bir zaman sonra. Aa, bunu 8 saat 10 saat tak kulağına. Burası süngerli olduğu için çok rahat. Kullanımı güzel. Kulaklığı tavsiye ediyorum yani. Bak bundan kullandığım için, detayını da bildiğim için bunu tavsiye ediyorum size. Devam edelim. Kameramız. Kameramız da A4 Tekin 1080 Full HD webcamini aldık. 192 TL. Şu anda kameram var ama daha benim de alışmam lazım görüntülü videoya, yayınlara. Onun için biraz zamana ihtiyacı var ama videonun sonunda sizlere kasanın görünümünü, monitörün görünümünü sizlere aktaracağım nasıl kurduğumu. Nasıl gözüktüğünü sizlere göstereceğim. Kameramız da güzel. İşimizi görecek yine. Mousepad'imiz. Bunu da büyük aldık. Geniş, iyice kaygan. Almışken bunu da en iyilerinden aldık yani. 50 lira. Büyük bu arada. Bu mousepad. Hani burada biraz küçük gibi gözüküyor ama bayağı büyük. Öyle söyleyeyim. Son parçamız mouse'umuz. Mouse da biraz ucuza kaçtık ama hani çok da önemli değil şu an benim için. Çok da profesyonel üst düzey bir yayıncı olmadığım için şu anlık beni idare edecek. Klavye almadım. Evde klavyem vardı. Güzel bir Logitech'in klavyesi var. Onu kullanıyorum. Onu kurdum şu anda. Bilgisayar bu şekilde arkadaşlar. Kasamızın size dışarıdan görüntüsünü de göstereyim. Hem ışık ayarlarını, fan ayarını da göstermiş olayım. Siz de dışarıdan bir görmüş olun video içerisinde. Şimdi arkadaşlar kasamızın saf hali bu şekilde. Şöyle detayını göstermeye çalışayım size. Hani webcam kamerası ne kadar sağlıklı olur bilemeyeceğim ama hiç yoktan bir fikir sahibi olursunuz. Şimdi şöyle bir kumandası var arkadaşlar kasamızın. Şu an mesela ışığını açtım. Işığı kapalıydı. Işıkların da şöyle bir farklı tonları var. Yaklaşık bir 10-15 tane çeşit eklemişler içerisine. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Sizi rahatsız etmeyecek şekilde renkleri var. Hareketli veyahut da sade hali tüm seçenekleri mevcut. En güzel yanı gece uyurken fan hızı falan böyle ince ayarlarını koymuşlar. Hiç ses yapmaması için bir ayar yapmışlar. Direkt sesini kapatabiliyorsunuz abi. Ben mesela yatarken komple tüm ışığını sesini kapatıyorum. Bilgisayar açık. Hiç beni rahatsız etmiyor. Sıfır ses. O yönü güzel. Kumandada da gece modu falan bir sürü şey var. Ama ben de detayını bilmiyorum açıkçası çok fazla. Kasamızın genel dışarıdan görünüm hali bu şekilde. Işığını ben şu an kapatıp açıyorum size. Şu işlemcinin ışığını içeriden kumandası var. Onu ellemiyorum, açık kalsın, hiç mühim değil. Şöyle kasamızda ekranımızda monitörümüzde AUK'un hani hiç yoktan fikir sahibi olursunuz. Bu şekilde güzel bir görünüm var. Bunu da size böyle aktarmış olayım. Şimdi bilgisayarı test etmek için, sizlere de göstermek için en ağır oyunlardan birisi olan PUBG Mobile'a girdim. Bir deneme oyun oynayacağım. Kısa bir, hızlı, en action olan konteyneri atlayacağım. Evet, biraz kötü bir atlama yaptım ama hemen atladığım yerde silahımı buldum. Ve hızlı bir şekilde şuradaki adamı indirmek istiyorum inşallah. O da yere atladı, silah bulamadı sanırım. Evet, birinci adamımızı vurduk. Hemen bunu öldürelim, aradan çıkartalım. O adam daha İlk şeyden 8x almış. Ne yapıyorsun lan burada? Trik. Sen de git abi. Güzel başlangıç yaptık abi. Vallahi hiç de alışkın değilim PUBG'ye. Bilgisayara ile PUBG Mobile'a. Güzel başladık. Ben de şu an kendime şaşırıyorum. Hemen şurada bir canımızı dolduralım. Etraf çok
karışık arkadaşlar. Hemen bunları temizlemem gerekiyor ve hatta ölmem gerekiyor artık. 3x güzel. Hemen bir kask falan bir şeyler almam gerekiyor. Aha. Kötü bir atıştı, kabul ediyorum. Ha. Ama bayıltmayı başardık. Şurada da adam var, gördüm. Biri bize sıkıyor, biri bize sıkıyor, gördüm. Kaç abi şuradan. O kilini de hemen çalmasınlar, onu da temizleyeceğim. Şuraya biri kaçtı abi. Baygınlardan bir tanesi oraya kaçtı. Bu arada mouse'um çok sekiyor. Sadece ayarlarımı yapmam gerekiyor. Abi iki kişi var. İki kişi var. Kaç. Gördüm orada iki kişi var. Şimdi onlarla bir oynayacağım ama mermim yok. Hızlı bir şekilde şurada bir mermi bulmam lazım abi. Yetişmeyecek. İnşallah mermi buluruz. 7.62 olur. 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 Onu aldım. Biri gitti abi. Aa! Diğerini vuramadım ya. Şu mouse sensitivity ayarlarını yapmam lazım. Bilgisayar normalde hiç olmuyor. Aslında güzel de başlamıştım. Ama maalesef 4-5'te kaldım. 5 diyelim hadi, o bir tane bayılttık. Hatta bir tane daha bayılttık, vuramadık. Kısmet. Oyun oynayarak da size göstermeye çalıştım. Şimdi ben bu bilgisayara niye 10.000 TL verdim? Tabii ki Knight Online kitlesi için 10.000 liralık bilgisayar çok. Ben de farkındayım. Ben bu bilgisayarı sadece Knight oynamak için almadım arkadaşlar. Biliyorsunuz benim şu anda takipçilerimin hepsi Knight kitlesi diyebiliriz. Videolarımın hepsi Knight Online. Bir iki tane Clash of Clans denedim izlenecek mi diye ama izlenmedi. Bu bilgisayarı biraz da artık PUBG'ye açılmak için aldım. Böyle güzel bilgisayar aldım. Yani Knight tabii ki kaldı yerine devam edecek ama PUBG'de oynamaya başlayacağım. PUBG videoları da gelmeye başlayacak. Böyle bir düşüncem var. Umarım başarırım. Çünkü sizler de bana hak verin ki Knight en fazla benim aboneye ulaşabileceğim kitle Knight kitlesinden 10-15.000'e kadar çıkar. Daha üstü olmaz ama benim hedeflerim daha da yüksek. Ben Knight'ı da bırakmayacağım. Aktif bir şekilde oynamaya devam edeceğim. Knight videosu da eskisi gibi devam edecek. Ama bir yandan da PUBG oynayıp PUBG videosu atmaya çalışacağım. Bu şekilde bir video oldu arkadaşlar. Umarım merakınızı karşılamışımdır bu videoda. Lütfen videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.